28. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninde de en yaşlı üye sıfatıyla geçici meclis başkanı olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli yönetecek. Milletvekillerinin yemin törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Seçim tamamlandı. Artık sıra milletvekillerinin yemin töreninde. Seçim nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekillerinin yemin töreni için toplanacak. 28. dönem milletvekilleri Cuma günü yemin töreni için meclis genel kurulunda olacak. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yönetecek. İlk olarak genel kurulda Bahçeli kürsüye çıkarak yemin edecek. Ardından başkanlık koltuğuna geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da locadan yemin törenini izleyecek. Milletvekilleri illere göre soy isim ve isim sıralamasıyla kürsüye çıkarak yemin edecekler. İl sıralaması Ankara'ya geldiğinde ise Ulu Önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre yemin töreninde kaldıktan sonra ayrılması bekleniyor. Ülkemizin bütünlüğü, Devletimizin bekası... Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklarından yararlanamayacaklar. Cumartesi günü ise genel kurul saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için açılacak. Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı mazbatasını verecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek. Pazar günü ise yeni kabine üyeleri için genel kurulda yemin töreni gerçekleştirilecek.